Hoş geldin Eda. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Mimarın kendi şirketime gidiyorum. Peki. Çantanı çevirir misin lütfen? Tamam. Gülay. Ceketin çok güzel, çok beğendim. Saçlarını boyatmışsın, kestirmişsin. Gördüm, evet, bugün sabah erkenden nasıl geldin. Kuaföre zor gittin. Zor şartlarla saçlarımı boyadım. Çok çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. O sarı saçlar gitti. Çünkü dipleri çok koyuydu. Sonra birden o sarılar olmadı. Bu sana daha güzel yakışmış. Daha doğal görünüyor. Dediğim gibi ceketin el dönüşü, üst kısmını çok beğendim. Pantolon da güzel ama onun pantolonu mu kumaştan dolayı bilemedim. Emel. Saçlarını çok beğendim. Daha güzel olmuş. Üzerindeki çok güzel, çok havalı duruyor. Kemerle de çok hoş duruyor. Sadece pantolonun paçası, pantolonun boyu biraz daha uzun olsaydı. Ya aslında uzun da o kadar oturdum son kişi olduğumuz zaman böyle oluyor hep. Ayakkabılarını görebilir miyiz Neda? Neda ayakkabılar? Bayağı piştim var. Kaldır canım, ayakkabıda piştim. Aa, ne yapalım? Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Gülşah. Saçların iyi olmuş Neda. Makyajını hiç beğenmedim. Çok soluk buldum. Hı-hı. Üstteki parçalar da güzel ama gördüğümüz, bildiğimiz şeyler. Ama bugüne kadar giydiğin en güzel şey. Teşekkür ederim Gülşah. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Neda Pürsait, ayakkabı 110 lira, pantolon 50 lira, çanta 90 lira, bluz 110 lira, mont 350 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Saçlarının rengi güzel olmuş. Teşekkür ederim. Fakat Neda, çok yanlış giyiniyorsun. Yani bu senin vücut ölçülerinin kıyafeti değil. Yani üstün kocaman görünüyor. Hı hı. O paçalar seni bir kesmiş. Yani simsiyah. Ama kalın görünüyorsun. Ve çok hani görmediğimiz bir şey yok üstünde artık gerçekten. Siz sonradan dahil oldunuz simayla ama çok iyi çalışmanız gerekiyor dersinizi ki burada bizim görmediğimiz bir şey kalmadı ve bunu ben 30 defa gördüm podyumda ve çok sıkıldım. Teşekkür ederim. Nedacığım. Böyle saçaklı, tüylü mü, saçaklı mı o, kumaş mı, deri, suni deri kesimi deri, mi, evet, bilmiyorum. O bir kere öyle kemerle bağlanmaz. Anca onu çok sima gibi olan birisi, hani daha uzun belini bağlar. Olmamış, seni daha şey göstermiş, asla bağlamamalısın oraya. Öyle onu serbest bırakabilirdin. Altına bir jean pantolon giyerdin. O da bu paça değil. Butiler falan. İçine bir basic bir tişört böyle. Öyle olabilirdi. Böyle bir anlamı olmamış. İnşallah ileriki günlerde. Eğer kalsam inşallah. Daha iyi gelirsin diye düşünüyorum. Evet, 5 diyorum. Teşekkür ederim. Ne de pantolon yakıştı. Mesela dünkü giydiğin pantolonun ve şey kombin çok yanlıştı. Şu anda en azından yani ayağı boyu biraz daha uzun görünüyor. İspanyol parçadan dolayı. Ve gayet topuk ayakkabı var altında değil mi? Topuk ayakkabı giydin. Evet, evet. Yüksek topuk. Ama üstündeki kısım hakikaten böyle geniş gösterdi seni. Biraz demode buldum. Yani bunlar çok eskiden çok modaydı böyle şeyler. Ama bugün artık böyle şeyler tavsiye etmiyorum. Ha, giyebilirsin ama başka bir kombiniyle patlaması gerekiyor. Çünkü simsiyah simsiyah üstünde böyle üstün saçları açtın. Saçlar çok güzel oldu bu arada. Saçları aslında toplayacaktım arkadan ama biraz heyecanlandım. Bir açık bırakayım. Yok yok, iyi ki açtın. En az da o rengi gördük yani. İyi iş yaptığını düşünüyorum ama daha modern, daha şey yapmalısın. Yani bu kombin daha modern havaya sokabilirdin. Demode buldum. 5. Efendim, günü toparlayacak olursak eğer,
Hemen bakalım. En yüksek puan Ayşenur ve Nihal paylaşıyorlar. Tebrikler. Düşük puanlara gelince Neda. Kalkayım ben. İkizler, Çiğdem ve Sima. Jürimize dönüyoruz. Sima otursun. Peki. Sima oturuyorsun. Diğerleri, podyum sizin. Sevgili jüri üyelerim, İkizler, Neda ve Çiğdem. Nurella. İkizler. İbana. Haydi kızlar yerine. Ay teşekkür ederim. Neda ve Çiğdem, İbana. Çiğdem. Kemal. Çiğdem. Teşekkürler. Çiğdem de yerine geçiyor. Sevgili izleyiciler, arada hatırlatalım tabii ki artık programın başında da söylediğim gibi geri dönüşü olmayan All Star kabus elemelerinin ilki bu hafta sonu. Hızlı hızlı yılbaşı öncesinde artık 2015'in yani All Star'ın en stil kadını belirleyeceğiz. Bakalım kimler finale kalacak? Bu heyecanı adım adım yaşıyoruz. Sonrası malum ünlüler. Teşekkürler. Her gün bir surat yapıyor musun sen? Yoksa bugün mü yakaladım? İlk defa. Bana neler yapıyorum. Nasıl temiz kalbim görüyorsun ya, değil mi? Yakalandım. Efendim yarın aynı saatte biz sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.